Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra diyeyim çünkü video çekemiyoruz, malum tedavi sürecim vardı ama artık sona yaklaştık. Allah'a şükürler olsun, şu an elim çalışır vaziyette ama bununla da ilgili video çekeceğim. Tabi buradan fizyoterapistim Betül Hanım'a da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Yine onunla birlikte de video çekeceğiz, bana söz vermişti. Kümesleri boşalttık arkadaşlar, şöyle ki bir projemiz vardı. Anadolu Köylü Tavuğu üretim projemiz vardı. Onu gerçekleştirdik. Bu konuyla ilgili de gördük ki halkımız artık eskiye dönüş, eskiyi daha çok seviyor. Anadolu Köylü Tavuğu, evet, bu kümesler komple boşalttık. Şimdi Batuhan'la bir maratonumuz var. Tabii bu horozlar kaldı. Bunlar da artık kış geldi, arabaşılık çok olacaklar. O da ayrı bir konu. Şimdi buraya güzel bir temizlik yapıp bahara biter. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık. Dışarı çık. Çık hadi. Bırak onları. Gel. Çık dışarı. Çık 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 çık. Burayı kapatalım. Ara başını çorba olacaklar arkadaşlar. Tabi Batuhan köpeğe vurdu. O ne anlayacak? Tabi hepsini tamamen boşaltmadık arkadaşlar. Damızlık da ayırdık. Şöyle süs bölümüne gelelim. Zibitlerimiz şurada. Tabi bunların hepsi damızlık ayırdık kendimize. Şunları bir deneyeceğim arkadaşlar. Diğer İlk postada, yani Yaşan Belediyesi'ne ürettiğimiz tavuklar vardı. Anadolu Köylü Tavuklarının içerisinden çıktı bunlar. Hepsi birbirine benziyor. Tabi altından ne çıkacak onu da bilmiyoruz. Bundan sonra yumurtalarını biriktirip bahar ayına güzel bir hazine tekrar orayı doldurmayı planlıyorum. 200 tane kadar da vardı Batuhan. Fazlaydı. Fazlaydı. O ne oldu? Almancı dayıya gitti. Almancı dayım geldi götürdü. Bunlar böyle yumurtlanıyordu. Bakalım kısmet olursa makinayı doldurup bahar ayına hazırlık yapacağız. Tabi işle güçle fazla ilgilenmedim. Ama bundan sonra artık işimizin başındayız. Tedavim de bitti çok şükür, elhamdülillah sağlığımıza da kavuştuk. Bunların da şöyle bir özelliği var. Bunların yumurtalarından koydum, bir baktım altında porselen çıktı. Puf çıktı. Onun dışında glue çıktı. Nasıl bir hayvan onu da çözmüş diyelim. Onları da artık gruplandıracağım. Onun altından da ne çıkacak bakacağız. Silver Wyandotte. GSG'lerimiz burada. Onlar da tüydeler. Evet, bunları da sahiplendirelim Batuhan. Horuzlar, horozu öldü bunların. Şöyle kapıyı açalım da sahiplenmek isteyen arkadaşlar, telefon numaramız her yerde var. Karayollarından şu tavukları diye. Tabi Batuhan'a diyorum. Karayolları'nın hayatı çekti. Yakalanıyor. Bakalım. Başlığı olur inşallah. Evet. Ama Facebook'tan dolayı. O izin vermiyor. O izin vermiyor. Bunlar da kar yağdı. İspenç var burada. Diğeri de ispenç ama birbirinin kuyruklarını yemişler. Batuhan tabi geri planla gülüyor şu anda. Bunlar da portakal ispenç arkadaşlar. Bunların da yumurtaları yine mevcut. Peki Batuhan şöyle söyleyeyim. Keltürkenler de gösterelim arkadaşlara. Keltürkenlerimiz bir tane ya. Keltürkenlerimizi çok seviyorum. Yumurta makineleri Batuhan ya. Evet. Kalkın bakalım. Kalk 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 kızlar. Şşt. Çekil bakayım. Çık. Bak 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 bak. Hadi bakayım. Kaç tane şey yapmışlar? Yok. Şu an bir tane. Bıldırcınla ilgili girelim mi Batuhan oraya? Girelim. Doğal haliyle gösterelim, gösterelim arkadaşlara. Çünkü bıldırcında arkadaşlar siparişlere yetişemedim. Batuhan'da tabii öğrenim durumu var. Ama üretimlerimize devam ediyoruz. Diğer bıldırcın kümesimizdeki sofranık olanlar ayrı. Bunlar damızlık olarak. Tabii biraz sonra da ne yapacağız? Batuhan buraları güzel düzenleyeceğiz. Çıkmalayacağımız makinede yumurtalarımız var. Burada hangi ırklar var? Onlardan da bir kısaca bahsedelim. Japon var. Amerikan Jumbo var, Ukrayna var, bir tane kaçak var Batuhan, onu da çek arkadaşlara göster. Diğer kümesimizde de sadece sofralıklar var arkadaşlar. Bunlar da
Ukrayna ve Texas bıldırcınları. Tabii kanalımıza yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Takipçilerimizin çoğu bunların hepsini biliyor zaten. Bu arada yine bu yumurtalarla arkadaşlar şu an için gönderim yapmıyorum. Yani kısa bir süreliğine, artık 3-5 gün sonra gönderilere devam edeceğiz. Tedavi sürecim boyunca da bir arkadaş vasıtasıyla gönderileri yaptık, fakat aşırı bir şikayet geldi. Bir atasözünü de buradan söylemekten geri kalmayacağım. Tırnağın varsa başını kaşıyacaksın. Biz o arkadaşlar kazansın diye onlara yönlendirdik, fakat aşırı bir şikayet geldi. O yüzden artık kendimiz göndereceğiz. Mavici selodonlarımız var. Black diye geçen siyah bıldırcınlarımız var. Şöyle gösterelim Batuhan arkadaşlara. Yumurtalar da önlerinde gördüğünüz gibi. Şöyle dur bakayım. Bunlar da siyah bıldırcın arkadaşlar. Evet. Yine makinelerimiz de dolu. Onların çıkım videoları var. O çıkım videolarını da sizlere düzenleyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar, bu saatten sonra işimize daha iyi dört elle sarılacağız. Artık tedavi sürecimiz bitti. Burada da yine kar yağdı ispeçlerimiz var. Biraz önce size bahsetmiş olduğum koşinlerden arkadaşlar, çıkana bakın. Gel bakın, gel. Evet. Hiç alakası olmayan bir tip. Yine porselenin de var bunun. Yine onların yavrusu. Bakalım, onların yumurtalarını atmaya devam ediyorum. Onun dışında evet. Bakın. Bu da onun yavrusu. Altından ne çıktığı belli olmuyor. Şimdi bunlardan yine şöyle dur, rahat durun bakayım. Oradaki kar yağdılarımızın yavrusu arkadaşlar. Şöyle dur, senin tavuklardan da alayım, gösterelim. Gel. Bakayım, sende mi olursun? Yok. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bu... Gel. Evet. Görüyorsunuz, ırk standartlarına uygun oradaki kar yağdıların yavruları arkadaşlar. Tabii bu bugünlük yarınlık bir mesele değil. Tam 4 yıllık bir çalışmanın eseri arkadaşlar. 5 parmak. Şöyle sakallı, görüyorsunuz. Ha, bunlardan da yine makinede çıkacak olan var. 50-60 kadar. Bahar ayına kadar hepsi tamamlanacak arkadaşlar. Tabi bunları da düzenleyeceğiz. Dediğim gibi biraz işten güçten geri kaldık, ama buranın düzenli bir şekilde yine videolarını sizlerle paylaşacağım. Bu arada güvenlik kameralarımız takıldı. Artık çepeçevre güvenlik sorunumuz kalmadı arkadaşlar. Yine elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. O da ayrı bir konu. Evet. Karşıda da Özdemir abimin çiftliği var. Özdemir hayvancılık. Özdemir. Bahçenin pek tadı kalmadı. Hacı babayla geçen bozduk, ama güzel bir verim elde ettik. Onunla neye borçluyuz? Tabii ilk önce Allah'ın izni, sonra da bıldırcın gübresine borçluyuz arkadaşlar. Çok güzel verim aldık. Şöyle bir 300-400 metreye kadar bir bahçe yaptık. Bağlarımız da kurudu. Yaz bitti. Herkese yetti diyelim. Evet, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bundan sonraki videomuz çıkım videosu olacak. Buraların düzenlenmiş haliyle ilgili video çekeceğim. Tabi fizyoterapistim Betül Hanım'la da videomuz var. Hepsi iç içe olacak. Evet, bizi gördü, geliyor Bihter. Bu da çok zeki bir köpek. Kapı zili arkadaşlar. Gelene örüyor, gidene örüyor. Hoşça kalın.